Evet, bugün CS2'de fazla bahsi geçmeyen özellikleri sıralayacağım. En azından benim gördüklerim bunlar ve Part 2'ye de ihtiyacımız var ki 65 aboneyi geçelim artık. Neyse, başlayalım. İlk önce güzel bir giriş ekranı yapmışlar. Şekilli falan güzel hissettiriyor. Aynısını kopyalayıp sonra da eklemişler. Yani boş geçmeyelim diye bir şeyler yapmışlar. Artık adam vurunca şaşalı şeyler oluyor. Kartlar çıkıyor, sesler geliyor ve bu adamı gaza getiriyor. Aynı zamanda üst tarafta da oyuncuların kaç kill aldığı gösteriyor. Bu da güzel. Üst taraf demişken kaç vs kaç ve maç sonu hasar bilgilerini de üst tarafa sallamışlar. Oradan bakarsın işte. Stat direkt silahlarınızın sadece daha gerçekçi ve güzel bir ışıklandırmaya sahip olmuş. Ayrıyetten CSGO'da var mıydı bilmiyorum ama maç içindeki çizim ekranına renkli çizimler gelmiş. Bomba atarken de karakterimiz coşkuyla akınıyor. Bu da bombalarımızın tam güçte gittiğini bize ifade ediyor. Bu arada takım değiştirirken de böyle gözüküyorsunuz. Dolu dolu yapmaya çalışmışlar oyunu. Yok yok, bu videoda smoke tanıtılmayacak. Alnost abinin işine taş koymayalım, ekmeğinden etmeyelim. Attım. Herkes smoke atıyor. Oo kanka. Artık tabloda liderlik puana göre değil hasara göre olacak. Kim daha fazla hasar vurduysa o öne geçecek. Satın alma menüsünde de takım arkadaşının renklerine göre kimin hangi silaha sahip olduğunu görebilirsiniz. Satın alma menüsündeki diğer bir eklenti de silahlar hakkında genel bir infoya sahip olabiliyorsunuz. Burada silahın zorluğu vesaire gibi değerli ama kimsenin okumayacağı bilgiler mevcut. 2000 saatlik CSGO deneyimimden sonra bu oyun gerçekten hoşuma gitti. Eksiklerim olduysa olmuştur. Bundan kime ne? Daha fazla detay isteyen iki kişi daha iyi olursa Part 2 yapacağım. Hadi hoşça kalın.